Aynı düzlem üzerindeki KLM doğrultuları şekilde 2 gibidir. LM doğrultuları üzerinde bulunan F1, F2, F3 vektörlerinin büyüklükleri eşittir. Buna göre 1, 2, 3 vektörlerin bileşkesi hangi doğrultu üzerinde veya hangi doğrultular arasındadır demiş. Arkadaşlar kuvvetleri, vektörleri yönlerini ve büyüklüğünü değiştirmeden aynı noktaya taşıyabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Mesela 2 ile 3'e bakacak olursak, şu noktaya taşıyacak olursak birbirine büyüklük olarak eşit olduğu için ne yapar? Birbirini götürür. Yani F1'i de şuraya alacak olursak geriye sadece F1 kalmış oldu. O zaman bunun yönü doğrultusu L doğrultusunda olmuş oldu deriz bileşkemiz. Bu anlamda cevabımız Bursa olacakmış. Ceviz kıracağı, kapak açıcı ve makas günlük hayatta kullandığınız basit makinelerdendir. Buna göre 1-2-3 nolu basit makinelerden hangilerinin destek noktası basit makinenin uç kısmındadır demiş. Arkadaşlar şurada cevizin olduğu yer yük olmuş oluyor. Şuraya kuvvet uyguluyoruz şu kısma. Şurası ise dolayısıyla destek noktası olmuş oluyor. Evet, destek noktası uç kısımda olmuş oldu. Birinciyi aldık. İkinciye geldiğimizde kapak açıcıda şöyle bir kapak açıcı alalım. Yanımda var, hemen aldım. Bunu normalde şöyle açarız. Gerçi şöyle de açılabilir, aslında destek noktası değişir ama normalde genellikle şöyle açtığımız için böyle koyalım. Bakın şöyle yaptığımızda, değil mi? Şimdi kapağı açacağımız yer yük olmuş oluyor. Şurası destek olmuş oldu uç taraf. Şuraya da kuvvet uygulamış olduk. Şu kısma da kuvvet uygulamış olduk. Öyle değil mi? Dolayısıyla uç kısımda destek olduğunu yine söyleyebiliriz. Yani şurası destek olmuş olacak. Burası kapağın üst tarafına dayanmış olacak. Destek olacak. Değil mi? Şurada kapağı açtığımız için şu kısım yük olmuş olacak. Şuraya da kuvvet uygulamış oluyoruz. Evet, uç kısımda destek olmuş oldu. İkinciyi de aldık dolayısıyla bu anlamda. Üçüncüye baktığımızda destek dediğimiz şu birleşim noktası. Şurası olmuş oluyor destek. Yani ortada olmuş oluyor. Şurada kağıt mesela koyarsak yük olmuş oluyor. P orada olmuş oluyor. Şuraya da kuvvet uygulamış olduk. Yani uç tarafta P ve F'imiz olmuş oldu. Desteğimiz arada olmuş oldu. O yüzden 3.'ü attık. Cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan bisiklet tekerleği kaymadan 1.5 tur dönerek 1. konumdan 2. konuma geliyor. Bu durumda tekerleğin üzerindeki A, B, C, D noktaların yer değiştirmeleri XA, XB, XC, XD oluyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar 1.5 tur attı. Şu noktadan bu noktaya geldi. Yarı çapını isterseniz R'ye kadar diyecek olursak 2 pi R çarpı 3 bölü 2. Yani ne yapar? 3 pi R'ye kadar yol alırmış deriz. Bakın aldığı yol bu kadar ama yer değiştirmeye bakacağız. Bir tur attığında tekrardan aynı yere gelirler. Yarım tur attığında tam zıt noktalarına gelecekler. Yani B noktası aşağıda bir nokta olmuş olacak, değil mi? D noktası yukarıda bir noktaya gelmiş oldu. A noktası burada olmak yerine sol tarafta kaymış oldu. Böyle C noktası ise pardon. Bir tur attığında gerideydi. O zaman 1.5 atınca buraya gelmiş olacak. C noktası da şurası olmuş oldu. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. Hadi bakalım. Şimdi maviyle göstereyim o kısmı da. A ile C'yi yorumlamış. A'ya bakalım. A'mız bakın şuradan başladı yer değiştirmeye. Buradan şuraya kadar gitmiş oldu. Şöyle alt tarafa çizelim. Bakın buradan buraya kadar gelmiş oldu. Öyle değil mi? Ama C noktası buradan şuraya kadar gelmiş oldu. O zaman A'nın yer değiştirmesi C'ninkinden büyüktür. Birincisi doğru oldu. Aldık. 2. B ile D'ninki eşittir demiş. Ona bakalım. Bakın B'miz yukarıdaydı. Alt çapraza geldi. D'miz alttaydı. Yukarı çapraza gitmiş oldu. Şimdi yer değiştirme büyüklüğü aynı ama yer değiştirmeler aynı mı derse değil. Neden? Çünkü yönleri tutmuyor. Yer değiştirme vektörel büyüklük olduğu için yön olarak tutmuyorlar. O yüzden ikinciyi attık. Mutlak değeri alması lazımdı. Ki üçüncü de almış aslında. X ve X de eşittir demiş. Evet, büyüklük olarak aynı. Yönleri tam zıt değil ama çapraz, biri bu yönlü olurken biri bu yönlü olmuş oluyor. O yüzden mutlak değeri alması lazım ki burada almış. Yer değişme büyüklüklerine bakacağız o zaman, eşittir deriz. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten denizde olurmuş. Kütlesi önemsenmeyen eşitmemeli çubuk X-Y cisimleriyle şekildeki dengededir. X-Y cisimlerin kütleleri sırasıyla 3M 4M olduğuna göre makaranın kütlesi kaç M diye sormuş. Makaranın kütlesine isterseniz bir şey diyelim. Bilmediğimiz için istemeyelim tabii ki. M üstü diyelim isterseniz. Şöyle yapalım. Bakın şöyle yapacak olursak şurada iki tane ipimiz var. Yukarı doğru makara ütünün. Aşağı doğru 4M ve M üssü var. O zaman bunu ikiye bölecek olursak şurası ne yaptı? 4M artı makaranın M üssü dedik. M üssü bölü 2 olmuş oldu. Öyle değil mi? Mesela şuradaki ipe göre tork yazacak olursak sol taraftan X'imizin torku 3M çarpı uzaklığı 4 birim eşittir sağ taraftan 4M artı M üssü, değil mi? Bölü 2 çarpı uzaklığı ise yazacak olursak buradan 2 birim. Şöyle olmuş oldu. Bakın x'in 4 birim, y'nisi 2 birim. O zaman çarpı gideceğiz. Torkları işledik büyüklük olarak. Şuradan 2'ler gitsin. 3 kere 4'ten 12m yaptı. Sağ taraf ise 4m artı m üssü yapmış oldu. O zaman m üssünü buradan yalnız bırakırsak 8m yaparmış. Yani cevabımız Adana olurmuş deriz. Kale cisimlerin hava direncinin önemsenmediği ortamda şekildeki konumlarından düşey doğrultuda v büyükteki hızlarla fırlatıldıkları t1 anında görünümleri şekil 1'deki delta t süre sonraki görünümleri şekil 2'deki gibidir. Buna göre delta t zaman aralığında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar k aşağı doğru inerken hızlanacak, l'de yavaşlayacak. Belli bir süre geçiyor. Ne kadar geçtiğini bilmiyoruz. Şöyle diyelim isterseniz. K'nın hızı 0.5V kadar artsın, 1.5V'ye çıksın. Diğeri de 0.5V azalsın ve 0.5V'ye düşsün isterseniz. Öyle olacak değil mi? Sadece cisme etki eden itmeler eşit mi diye soruyor. İtme dediğimiz kuvvetle uygulanma süresinin çarpımı. Evet, uygulanma süresi eşit. İkisi için aynı süre geçiyor. Fakat kuvvet dediğimiz cisimlerin ağırlıkları oluyor. Ağırlıklarını bilmiyoruz, kütlelerini. O yüzden bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. Sadece cisimlerin hız değişimleri demiş. Evet, ikisi de 0.5V kadar değişmiş oldu hızları. O yüzden hız değişimleri birbirine eşit olacak. Hocam yön olarak aynı mı diyebilirsiniz. Ona da bakabiliriz aslında. Mesela K'nın hızı aşağı doğru V kadardı. Birazdan aşağı doğru 1.5V oldu. Değişim dediğimiz başlangıçtan aynı yere taşırsak ilkinden ikinciye çizilen vektör değişimi verir. Bu anlamda 0.5V kadar değişmiş aşağı yönde. Diğerine bakacak olursak yukarı doğru önceden V hızı vardı. Birazdan yukarı yönde V bölü 2'ye düştü. Başlangıçtan aynı yere taşırsak ilkinden ikinciye doğru çizeceğimiz vektör hız değişimini verir. Bakın o da aşağı yönde olmuş oldu ve aynı büyüklükte. O yüzden hız değişimleri eşittir deriz, ikinciyi aldık. 3. K'li cisminin aldıkları yollar eşittir demiş. Hayır. K'nın ortalaması daha büyük olmuş oluyor. Çünkü K ne yapıyor? V'den mesela K cismimiz V'den mesela 1.5V'ye çıkmış oldu. Öyle değil mi? Dolayısıyla ortalaması 1.25V gibi ama L V'den 0.5V'ye düştü. Ortalaması 0.75V gibi. Yani K'nın ortalaması daha büyük olacağı için o yüzden ne diyeceğiz buna? Yanlıştır diyeceğiz. K'nın aldığı yol daha fazla olacakmış. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2'den Bursa olurmuş deriz. Yavaş bir şekilde dönen pervanenin arasına bırakılan K topu bir süre pervanenin A noktasına kalıp daha sonra pervanenin B noktasına yuvarlanmakta. Bir süre B noktasına kalıp tekrar A noktasına yuvarlanmakta demiş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi pervane saat yönü tersine ok yönde dönüyor. Yani bunun dönme kinetik enerjisi topun olacak dolayısıyla. Topun AB arasında yuvarlanmadığı zaman aralığında kinetik enerjisi sıfırdır demiş. Hayır, dönme kinetik enerjisi var. Kinetik enerjisi sadece öteleme değil, dönme artı ötelemeye denmiş oluyor. Yani 1 bölü 2 I W kare dönme kinetik enerjisi, 1 bölü 2 M kare ise öteleme kinetik enerji. Kinetik enerji deyince ikisinin toplamını anlayacağız biz. O zaman kinetik enerji 0 değil, dönmeden dolayı var. Birinciyi attık. 2. Topun sürekli olarak kinetik enerjisi vardır demiş. Evet, ilerlemediği durumlarda dönme kinetik enerjisi var. İlerliyorsa dönme artı öteleme var. O yüzden sürekli bir enerjisi olmuş olacak. İkinciyi aldık. Top AB arasında yuvarlanırken sadece öteleme kinetik enerjisi vardır. Hayır, dönme hareketi yaptığı için aynı zamanda dönme enerjisi de vardır diyeceğiz. Üçüncüyü attık. Cevabımız yalnız 2'den Bursa olurmuş deriz. Kale cisimleri ağırlıksız dinamometreler ile oluşturulmuş şekildeki sistem F1 büyüklükteki kuvvetin etkisinde yukarı yönde sabit hareket ediyorken dinamometrenin gösterisi değer D1'dir. Kale cisimleri ağırlıksız dinamometre ile oluşturulmuş şekildeki sistem F2 büyüklükteki kuvvetle hareket edince yine sabit hareket ederken dinamometre D2'yi gösteriyor diyor. Arkadaşlar anahtar kelime bakın, her iki durumda sabit hızla gidiyor. O yüzden net kuvvet 0 olmalı. Yani F1'imiz K ile L'nin ağırlıkları toplamına, değil mi? F2'miz de K ile L'nin ağırlıkları toplamına eşitmiş. Sadece K ile L'nin yer değiştirmiş. O kadar. D1 dediğimiz dengede kaldığına göre aşağı doğru L'nin ağırlığına eşit olmalı. D2 de K'nın ağırlığına aşağı doğru eşit olmalı. K'yı aşağı doğru çeken MKG var. Yukarı doğru çeken D2'miz var. O yüzden bu MKG'ye, D1 ise MLG'ye eşit olmalı. Bu mantıkla bakalım F1 F2'ye eşit mi diyor? Evet, ikisi de MKG'ye eşit olacak. MK ile ML'nin toplamına eşit olacak. F1 D2'den büyük mü demiş. Şimdi F1'imiz MKG artı MLG. Ama D2'miz MLG'ye eşit. MKG'ye eşit sadece. O yüzden evet, F1'imiz F2'den büyük olur deriz. İkinciyi aldık. 3 D1 D2'den büyük mü diyor. Yani MLG MKG'den büyük mü diyor, onu bilmiyoruz. Öyle değil mi? Çünkü K ile L hakkında bir bilgi vermediği için kütleler hakkında yorum yapamayacağız. O zaman D1 D2'yi söyleyemeyeceğiz. Onu attık. Cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Şekildeki yatay düzlem ile M kütleli X cismi arasındaki sürtünme katsayısı K'dır. Şekildeki yatay düzlem ile M kütleli Y cismi arasındaki sürtünme katsayısı 2K'dır. Bakın her ikisi de M kütleliymiş. Onları bir yazalım isterseniz. X, Y cisimleri bulundukları düzlemlerde V büyüklükteki hızlarla fırlatıldıklarında duruncaya kadar aldıkları yollar DXT'ye, geçen süreler TXT'ye, cisimleri etkiden sürtünme kuvvetinin yaptıkları işler WX, WY demiş. Bunları kıyaslayın diyor aslında. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Birincisi de 1 bölü KMV kare kinetik enerjisi vardı. Bunu kim yok ediyor? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Yani K çarpı MG çarpı X1. Buna isterseniz X kadar diyelim. İkinciye baktığımızda onun da kinetik enerjisi 1 bölü KMV kare aynı. Ama sürtünme katsayısı 2K'ya çıktı. 2K MG, o zaman burası X bölü 2 kadar olsun ki, değil mi? Sol sağa eşit olabilsin. Yani birincisi X kadar yol alacaksa ikincisi X bölü 2 kadar yol alacakmış deriz. DX'imiz 2DY olur mu diye söylemiş. Evet, doğru söylemiş. Süre kısmına bakalım. Süreyi de şuradan yapalım. İkisi de hızı V'den 0'a düşüyor, değil mi? Ortalama hızları ikisinde eşit. Yani ikisinde V bölü 2 kadar ortalama hızı var. Fakat birincisi T1 sürede ne kadar yol alacak? X kadar. İkincisi T2 sürede o X bölü 2 kadar. Yani yarısı kadar yol alacak. Öyle değil mi? Ortalama hızları eşit olduğuna göre o zaman niye x'e x bölü 2 yol aldı? Burada geçen zaman t kadarsa burada geçen zaman t bölü 2 kadar olmalı. Yani ikincisi yarısı kadar süre geçmeli ikincisinde. Bakacak olursak tx'imiz 2 tane t'ye eşittir demiş. O zaman o da doğru olmuş oldu. Ve yapılan işleri söylemiş. Yapılan işler de birincide yapılan işimiz wx dediğimiz k çarpı mg çarpı x kadar değil mi? Ama y'de yapılan iş ise 2k çarpı mg sürtünme kuvveti ama aldığı yol yer değişimi x bölü 2 kadar. Bakın çarpımlar birbirine eşit oluyor. İkiler birbirini götürüyor. Oran birbirine eşit. O yüzden de wx w'ye eşittir diyeceğiz. Bunu da aldık. Cevabımız 1, 2, 3'ten eden olurmuş deriz.